Merhaba gençler ben Merve Hoca. Cümle çeşitlerini bitirdik biliyorsunuz konumuzu anlattık artık sona geldik. Şimdi sorularını çözeceğiz. Bize sormuş ögelerin dizilişine göre devrik ve anlamcı olumsuz bir cümleyi bul demiş bize. Baktığımızda arkadaşlar dışarıda yalnızsanız bir çocuk gibi sizden leblebi isteyebilir. Şeker hastası olduğu için açlığa dayanamaz o. Öyle bir sofra hazırlayacağınızı hiç aklıma getir, aklımdan geçirmezdim. Sabahtan beri senin huzursuzluğunun farkında değildim. Ben bilmez miyim sizler gibi kasaptan manavlardan bir şeyler almayı. Şimdi şeker hastası olduğu için açlığa dayanamaz o. Dayanamaz sözcüğü cümle sonunda olmadığı için cümle öge dizilişi olarak devrik mi? İlk önce ona bakalım. Devrik isteyebilir. Mesela burada devrik değil. Şimdi dayanamaz fiili dayanabilir fiilinin anlamca olumsuzudur. Cümle anlam bakımından o yüzden olumsuzdur arkadaşlar. Cevabımız ne diyoruz? B. Dayanamaz fiili Dayanabilir fiilinin olumsuzu o yüzden ne diyoruz anlamcı olumsuz ve devrik bir cümle B diyoruz arkadaşlar resim sana neyi sormuş ilk önce ona bakalım resim sanatını hangisi biçimce olumsuz anlamcı olumcu olumlu cümledir. Biçimci olumsuz olacak. Yani olumsuzluk eki bulunacak. Ama anlamcı olumcu, olumlu olacak. Resim sanatında insanın duygularını renklerle ve şekillerle bütünleşerek konuştuğunu görürüz. Ülkemizde resimleriyle sanatlarını konuşturan ressamlar yok değildir. Çeşitli akımların etkisinde sanatına yön veren ve onu konuşturan birçok sanatkarımız vardır. Fakat bu sanatkarlarımızın desteklendiğini söylememiz pek mümkün değildir. Halbuki onlara destek vererek ruhlarımızı ihtiyaçları olan sanatsal estetikle inceltmiş de oluruz demiş. Şimdi ülkemizde resimleri de sanatlarını konuşturan ressamlar yok değildir dediğimizde. Yok değildir yükleme. iki olumsuzluğu birlikte barındırıyor değil mi arkadaşlar? Yok ve değildir. Biçim olarak olumsuzdur. Ancak anlam olarak iki olumsuzluktan bir olumlu çıkmaktadır. Yok değildir yani vardır değil mi? Şey gibi düşünün. Hani eksiyle eksinin çarpımı artı oluyor ya. Gibi. Onun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada da iki olumsuzluk olumluyu doğurmuştur. O zaman ülkemizde resimleriyle sanatların konuşulan ressamlar yok değildir. Yani vardır. Biçimce olumsuz gibi olsa da anlamcı olumcu mu? Evet. O zaman ne diyoruz? 2 numaralı cümle böyle bir cümledir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sözde soru cümlesidir diye soruyor bize. Şu bilgisayarın başından ne zaman kalkacaksın? Araba almak için para mı biriktim? Şimdi sözde soru cümlesi neydi? Zaten cevabı belli. Soru eki olsa bile cevabı belli olduğu için bir cevap alma amacı olmayacak. Benimle markete gelmek ister miydin? Ne düşünceli bir evlat olduğunu bilmez miyim? Akşam için siyah çanta alıp siyah çantan alabilir miyim demiş. Şimdi hepsinde bir e, soru anlamı var. Ama geldiğimizde elbette bilirim. Bakın ne düşünceli bir evlat olduğunu bilmez miyim? Hmm, elbette bilirim. Elbette bilirim. Değil mi arkadaşlar? Anlamı güçlü şekilde vurgulanmış. Amaç bir soruyu yöneltip burada cevap almak değil. Bilmez miyim? Bilirim, bilirim. Bir soru sormuyor karşısında. Mesela şu bilgisayarın başında ne zaman kalacaksın? 10 dakika sonra. Araba almak için para mı biriktirmiş? Hayır, para biriktirmemiş. Kredi çekecekmiş. Benimle markete gelmek ister miydin? Hayır, gelmek istemezdim. Akşam siya, Akşam için siyah çantanı alabilir miyim? Hayır o benim sevdiğim, en sevdiğim çantam. Siyah çantamı da kimseye ver. neyse burası şakaydı tabi böyle bir cevabı yok ama sözlü soru cümlesi ne düşünceli bir evlat olduğunu bilmez miyim hmm, bilirim bilirim çok düşüncelisinizdir gibi bir anlam var şimdi hangi açıklama yanlıştır diye soruyor bize bu soruda birinci cümlede ünlem olumsuz yargıyı pekiştirmiştir bu davranışını bir daha yapayım demez sakın doğru İkinci cümlede ünlem bir işin beğenildiğini anlatmak için kullanılmıştır. Aferin oğlum. Ödevlerini güzelce yaptığına sevindim. Üçüncü cümlede ünlem beğenme duygusunu pekiştirmiştir. Aman şu kırların güzelliğine bakın. Evet geldik dördüncü cümleye ama dördüncü cümleyi şöyle almak zorundayım arkadaşlar. Geri döneceğim oraya. Dördüncü, siz elinizdeki kağıtlardan bakın. Ben de bu yanda bakacağım şimdi. Dördüncü cümlede olumsuz yargıyı pekiştirmek için ünlem sözcüğü kullanılmıştır. Anne beynimi yorlar yetiş. Şimdi ünlem belirten sözcük yoktur. Yetiş fiili yakınma şikayet yardım bekleme duygularını kullanmak amacıyla kullanılmıştır. Olumsuz yargıyı değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız de. Beşinci cümleye de bakalım. Ünlem sözcüğü kullanmaksın öfke tehdit anlamı pekiştirilmiştir. Bak gör annene neler söyleyeceğim. Herhangi bir ünlem sözcüğü olmasa da öfke ve tehdit anlamı bir, bir anlatacağım anlamı vardır. O zaman cevabımız D diyoruz. Sevgili gençler. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki ünlem cümlelerinde hangisinde şaşırma, inanmama anlamı vardır? A. Sen artık çok oldun. E. Artık buna diyecek söz yok. Aa onu ben mi söylemişim? A kardeşim, insan önce kendini bilmeli. Hey arkadaş, bizi burada unutma sakın. Burada sesleniyor, değil mi? A kardeşim, insan önce kendini bilmeli söylüyor. Aa onu ben mi söylemişim? Hiç haberim yok. Dedikodu yapmıştır, arkasına haberi gelmiştir. Çok severim böyle şeyleri. Aa, "Hi ben mi asla söylemem." gibi şaşırma, inanma anlamı vardır arkadaşlar. Aşağıdaki sözlü soru cümlelerin hangisinde alınacak cevabı bildiği halde bilmez görünme anlamı vardır. Arkadaşlar edebi sanatları hatırlıyorsanız bilip bilmeden gelme vardı sanatlarımızın içinde. O bu mevsimde böyle gök gürler mi? Hayır. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor mermer? Hmm, bu kalsın. Bana da bir parça et verir misiniz? Ben böyle bir münasebetsizlik yapar mıyım? Bize bugün kimler gel kimler geldi gelmedi kimler kimler gelmedi mi? Niye gelmedi yazmışım? Kimler geldi kimler yazacakmışım gelmedi yazmışım. Neyse arkadaşlar baktık sular mı yandı? Neden Tunca benziyor? Mermer. Şimdi soru cümlesini biliyor nedenini ama bilmez gibi görünüyor. O yüzden cevabımız ne diyoruz? B seçeneği. Arkadaşlar anlıyorum içindeyken karışık geliyor. Ben de lisedeyken anlamıyordum böyle gerçekten böyle bir bitsin dili anlatım konuları diye uğraşıyordum. Ama sonrasında daha net anlıyorsunuz gerçekten cümlenin ögelerini. Yani temelini biliyor musunuz? Ben işi nerede çözdüm? Üniversite sınavına hazırlandım hazırlanırken ya dedim niye olmuyor bu cümle türlerinden ya da işte cümleyle ilgili sürekli bir yanlışım çıkıyor. Ben cümlenin cümlede anlam ve sözcükte anlamı halletmemişim ki. O yüzden sürekli sıkıntı yaşamışım. Nedeni buymuş arkadaşlar. O yüzden ilk önce onları halledin. Ondan sonra bunlar zaten oturuyor anlamaya bağlı bunlar da. Hangisi basit yapılı bir cümledir diye sormuş bize. Baktığımızda "Vay anam" dedi. Hoca Ali büzüldüğü yerde sırtından çok yüreğini acıtmıştı bu dolu parçası. Her şeyin bittiğini anladı birden alacakları bir bir gözünün önünden gelip geçti. Üç beş cümleyle gelecek günlerini düşündü. Ameli olurum bundan iyi diye mırıldandı. Şimdi birinci cümlede büzüldü. İkinci cümlede bittiğine ee, bakıyoruz. Şimdi dördüncü cümleye geldiğimizde arkadaşlar alacaklarını bir bir gözünün önünden gelip geçti. Şimdi alacakları ve gelip geçti. Beşinci cümlede e, şimdi bunlarla arkadaşlar gelecek. Beşinci cümlede de gelecek var. Çat şek, ip, dık dik, bittik burada da görüyorsunuz. Bunlar fiilimsilerle kurulmuş e, yan cümlecikler kurmuşlar, değil mi arkadaşlar? Beşinci cümleye geldiğimizde beşinci cümlede bir ayrıntı daha var. İlk cümle var. 3 beş cümle cümleyle gelecek günlerini düşündü. Arkadaşlar ilk cümle var. İkinci cümlede ise sadece temel cümle ve yüklemi olan bir yargı var. Sırtından çok yüreğini acıtmıştı bu yargı bakın burada öyle değilken yani filmlerle kurulurken burada arkadaşlar bir tane yargı ve temel bir cümle vardır. O yüzden sadece B basit yapılı cümledir. Hangisi söylenemez diye soruyor bize. Bekçi elindeki kağıdı muhtarın göndermiş olabileceğini düşünerek yavaş yavaş açtı. Ağzını sımsıkı kapatıp içinde okudu önce. Gözlerini boşlukta gezdirdi dalgın dalgın. Ardından omuzlarına titreterek gülmeye başladı. Acı ve üzücü bir haberdi bekçinin haberi. Birinci cümle öge dizilişine göre kurallı anlamcı olumsuz bir cümledir diyor. İkinci cümle öge dizilişi bakımından devrik bir cümledir diyor. Şimdi şunu kenara alayım geri alacağım arkadaşlar diğer şıkları okumak için kenara almam lazım. Üçüncü cümle yapı bakımından basit öge dizilişi bakımından devrik cümledir. Dördüncü cümle de öge dizilişine göre kurallı yüklemine göre fiil cümlesidir. Beşinci cümle öge dizilişi bakımından devrik yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Diyor. Şimdi arkadaşlar geri alalım bunu hop geri gel. Zamanı geri aksın. Sizin zamanınızda var mıydı ya? Sihirli annem. Bir anda böyle geri alınca geçen gördüm böyle bir yerde. Zaman geri aksın. Kağıt geri aksın. Kurallı mı bu cümle? Evet. Anlamcı olumlu mu? Evet. Öge dizilişi bakımından devrik. Ağzını sımsıkı kapatıp içinden okudu önce. Devrik mi? Evet. Şimdi kağıt yerine geri gitsin. Üçüncü cümleye baktığımızda yapı bakımından basit mi? Gözleri boşlukta gezdirdi dalgın dalgın. Tek ve tam bir yargı var mı? Evet. Öge dizilişi ne göre kurallı yüklemine göre fiil cümlesi mi? Bakalım ardından omuzlarını titreterek gülmeye başladı. Kurallı mı? Evet kurallı. <laughs> Pardon. Başlamak fiil cümlesi mi? Evet fiil cümlesi. Şimdi de geriye bir tek e seçeneğimiz kaldı. Ama neden E seçeneği? Şimdi öge dizleşi bakımından devrik yüklemin türüne göre fiil cümlesidir diyor. Kağıt geriye geldi. Şimdi acı ve üzücü bir haberdi Bekçi'nin haberi. Acı ve üzücü bir haber. Yüklem grubu, değil mi arkadaşlar? Yüklem grubu. Aynı zamanda sıfat tamlaması. Bekçi'nin haberi ise özne grubu mu? özne grubu. Haber ismi ek fiil görülen geçmiş zaman ikini alarak yüklem olmuştur. O yüzden cümle arkadaşlar isim cümlesidir. Fiil cümlesi değildir. O yüzden cevabımız E seçeneği işaretleyelim ve devam edelim. Evet, devam edemiyoruz edeceğiz. Umarım bugün edeceğiz, bitireceğiz. Ettik. Hangileri hangileri yapıcı birbirinden farklıdır diye sormuş bize. Gidersen ne hanımı götür giderken ne hanımı götürdü yanında ne çocuklarını. Adamlı adımlarını düzenli atar ve kollarını düzgün sallardı. Donuk biriydi ama eski bir dostu gelince bülbülü gibi şakırdı. Oralarda ne aradığını, neyin peşinde koştuğunu ya da nereden ve nerelerden kaçtığını hiç bilinmez de onu yakalayınca hesap sormayacağını düşünüyorduk ama bunu yapmadı müdür. Şimdi arkadaşlar D seçeneğine baktığımızda birleşik bir cümleme evet birleşik bir cümledir arkadaşlar D seçeneği çekimli fiil durumunda bilinmez de olan bilinmezdi. Bir bağımsız yargı temel cümle yüklemi yani ve fiilimsilerden kurduğu yan cümleciklerde dık aradığı değil mi? Ya da peşinde koştuğu, kaçtığı Bunların hepsi fiilimsilerden kurulan yan cümleciklerden oluşmuştur. O yüzden yapısı bakımından D seçeneği farklıdır. Hangisi söylenemez diye soruyor bize. Üslup tabiatın insanlığın ruhta, beyin ve yürekte uyandırdığı bir takım düşünceler ve duyguları başkalarına anlatmak sanatıdır ki bu her şahin yaratılışına ve içinde bulunduğu alemi kendisine gösterdiği şeyleri duyuşuna göre olur. Hangisi söylenemez? Şimdi baktığımızda arkadaşlar ki bağlacıyla bağlanmış iki temel yargı ve ikisinin de bünyesinde fiilimsiler Yani yan cümlecikler var değil mi? Bulunan birleşik cümleden oluşuyor. Bu cümlemiz sıralı değil. O yüzden kili birleşik cümledir. İfadesi söylenemez. Ay, kili birleşik cümledir. Sıralı değildir. Benim de kafam karıştı. Sıralı değildir. O yüzden D seçeneği söylenemez arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre bağlı cümledir? Beni alıp götürdü ve birçok geri gezdirdiler bana. Köprüden düşmemeyi ve saçaklarda gezmeyi çocukken öğret öğretmemişti annem. Uzun uzun direnip de eli boş dönen bir tahsildar gibi dönüp geldin. Saçları acıyla ağarmış bir anneye iki oğlu gözyaşlarını bu şehir için akıttılar. İncir ağaçlarıyla incir kuşlarını bu bahar bahçeme davet ettim. Şimdi beni alıp götürdüler ve birçok yeri gezdirdiler. Götürmek ve birçok yeri gezdirmek. İki tane bağımsız yargı var. Ve bağlayıcı ile birbirine bağlanmış değil mi? Kim gezdirdi? Onlar gezdirdi. O zaman ne diyoruz? Bağlı cümle diyoruz arkadaşlar. A seçeneğine. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu, bu arada kağıdım da böyle kaymış. Oralara buralara gitmiş. Soru çözerken bazen dalıyorum. Takılan bir şey olursa kafanıza mutlaka yazın arkadaşlar. Ee, Test bol bol test çözerek bunları oturtturabilirsiniz. Konu tekrar yapıp test çözerseniz mutlaka bunlar oturur arkadaşlar zihninizde. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.